tiroid medüller karsinomu ailesel geçiş gösterir. Aile öyküsünde mutlaka ailede birilerinde sorgulamamız lazım. Ve red proto-onkogen dediğimiz grupta bir mutasyon genellikle söz konusu. O yüzden bu gen grubu da taranabilir. Hem hastada hem ailede. Kalsitonin gibi değerli bir markörü var onun da. Kalsitonin genellikle çok yüksektir. Ama tiroid medüller karsinomu, genellikle multiple endokrin neoplazi dediğimiz çoklu endokrin bozuklukları yol açabilecek bir hastalık grubunun içinde olabilir. Örneğin böbrek üstü bezinde feokromosoma dediğimiz böbrek üstü bezinin kötü huylu gidişatla gösteren bir tümörü olabilir. Bu hastalarda böyle olunca kortizol çok yüksek olur, onun bulguları olur. Ya da paratiroid bezinde bir büyüme hiperplazi olur. Aşırı miktarda paratormon salgılanır. Hastada kalsiyum düzeyi kanda çok yükselir. Hatta geç tanınırsa hastada kemik erimesi, kemik kırıkları görülebilir. Dolayısıyla işin bu yönü de önemli. Medüller karsinom tanısı ile gelen bir hastada mutlaka ameliyat olacak. Ve diyelim ki hastada feokromosistoma da var. Böbrek üstü bezinde tümör. Siz öncelikle hangisini ameliyat ediyorsunuz böyle bir durumda? Hemen yanıt vereyim ona ama bir ayrıntıya da girmemiz gerektiğini düşünüyorum. Eğer feokromosistoma varsa hastada, yani böbrek üstü bezinde böyle bir değişim ortaya çıkmışsa öncelikle böbrek üstü bezini ameliyat etmek gerekir. Bunun da çok belirgin nedeni var. Önce tiroidi ameliyat ederseniz ciddi komplikasyonlarla karşı, çünkü böbrek üstü bezi patlamaya hazır bomba gibidir. Eğer siz orada bunları organize edip hazırlamamışsanız ameliyatta, ameliyat sonrasında çok büyük sorunlar yaşarsınız. Buradaki ayrıntıyı çok iyi görmek lazım.